Nasıldı konser? İyiydi işte. İyiydi işte. Sıkılgan çocuk. Kafayı yiyeceğim Mehmet ya. Her şey durmuş gibi sanki. Sanki bir filmin içindeyim. Böyle hep beraber donduk kaldık. Saatler bile durmuş. Pilleri bitmiş. Benim evde saatim bile yok. Senin saatin yok, internetin yok, televizyonun yok. Ama kızının resmi var, müziğin var, gitarın var. Senin evin koca bir dünya benimkinin yanında. İçi boş kocaman bir dünya işte. Geçenlerde aklıma ne geldi biliyor musun? Bu hani Amerikan filmlerinde FBI'ın tanık koruma programı var ya. Böyle yeni bir kimlik veriyorlar sana, yeni bir hayat veriyorlar verdiğin bilgiler karşısında. Sonra tanık korumaya alıyorlar seni. Yani hiçbir tanıdığınla görüşmüyorsun. Puf, ortadan kayboluyor adam bir anda. Orhan'ı FBI tanık koruma mı aldı yani? Ya of, ne bileyim Mehmet ya. Böyle insan aklı endişelenince böyle saçma sapan şeyler üretmeye başlıyor işte. Ne oldu ya senin kafana? Bir şey yok ya, kapıya vurdum. Nasıl bir şey kapıya vurdun? Benimle öyle film klişesi gibi konuşma ya. Normal hayatta olmaz öyle şeyler. Kafamızı kapıya falan vurmayız. Ya, tamam, geçer kendiliğinden. Ne demek kendiliğinden geçer Mehmet ya? Çocuk gibisin Mehmet ya. Ne demek kendiliğinden geçer? Gel bakayım buraya. Ya tamam, tamam. Ya Mehmet çeksene elini. Bana bak. Sen yoksa o bara gittin, o adamlardan dayak mı yedin? Kenan falan mı dövdü seni? Kenan değil, Kenan yoktu da. Adamlarıyla pek anlaşamadık. Mehmet ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne soluyorsun öyle ya? Ciğerini mi dinliyoruz? Ne bileyim ben öyle doktor gibi olunca bir an. Daha çok mahalledeki yaramaz çocukla annesi gibiyiz canım. Gel bakayım sen buraya, gel. Ya öyle söylemesene. Nasıl söylemeyeyim? Ne bileyim anne oğul falan. Allah Allah. Bana bak. Sadece dayak yiyip mi geldin? Yoksa bir şey öğrenebildin? Adam burada yokmuş. Heybeliada gitmiş. Ne yapıyormuş orada? Ne bileyim, kafa dinliyordur herhalde. Ya da belki saklanıyor. Sen iyice sardın bu polisiye işine ha. Nasıl sarmayayım Mehmet ya? Ne kadar kavga etmiş olsak da sonuçta kocam. İnsan merak ediyor işte. Çok mu seviyorsun? Seviyorum tabii. İnsan kocasını sevmez mi? Eskisi kadar çok sevmez ama sever yine de. Hayır bir de yani... Niye gidiyorsun ki? Hadi gittin diyelim, niye bu kadar uzun sürdü? Ne yaptım ki ben ona? Biliyorum. Yarın işin var mı? Hayrola? Ne bileyim, adaya gidelim mi? Sen şimdi yarın havalimanına da geç kalırsın. Yarın sana araba yapıyorum. Ne arabası? VIP transfer.
Vodafone Red hizmeti. Telefonla hemen hallediyorum. Yarın saat 3'te evinin önünde olur. Geç kalma sakın. İyi bakalım, öyle olsun, tamam. Hadi görüşürüz. Çiçeği buraya koymuşsun. Güzel olmuş. Işık alıyor orası. İyi misin? Çok mu içtin dün gece? Çok aradım, seni açmadın. İyiyim. Ne oldu, haber mi var? Hayır. Haber yok Mehmet. Bitti. Buraya kadarmış. Ya bu kadar olumsuz olma. Belki de adamın başına bir şey geldi. Biz burada böyle boşu boşuna. Sen bugün İzmir'e gidiyorsun değil mi? Evet, birkaç gün. Of, iyice yalnız kalacağım. Merak etme, bir şey olmuyor. Ben sürekli yalnızım, ölmüyorsun yani yalnızlıkla. Yine terssin bu sabah. Gerçi ben de tatsızım ama. Gördüğün gibi uykumu alamadım. Eğer böyle yapacaksan ben gelmeyeyim bir daha sabahları. Ya tamam, sana bir şey demedim. Yok yok. Pardon, ben çok bunalttım seni böyle hep Orhan Orhan diye. Affedersin. Ayşe. Ne yani, böyle mi gideceksin şimdi? Özür dilerim, tamam.